Canım arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca 40 soru serisi problemler kampında sevgili arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz 40 soru serisi problemler video soru kitabında sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte 8. testimizi çözeceğiz ve ben 8. testle alakalı sana güzel duyurularda bulunacağım önemli uyarılarda bulunacağım lütfen bunları dikkate al şimdi 8. testte birinci soru birinci soru bizim için çok ama çok değerli Üçüncü soru bizim için inanılmaz derecede değerli. Daha sonrasında, daha sonrasında hemen söylüyorum. Yedinci soru inanılmaz değerli. Bu kadar. Tamam. Üç tane soru hatta dördü de dahil edelim buna. Bir, üç, dört ve yedi. Tamam. Birinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci sorular. inanılmaz derecede dikkatli dinliyorsun. Mutlaka bu soruları fosforlu bir kalemle işaretliyorsun. Hatta gerekirse sevgili arkadaşlarım fotoğrafını çekin unutmayın. Favorilere ekleyin onu da unutmayın. Ekran alıntısı falan yapın unutmayın tamam mı? Lütfen rica ediyorum sınava girmeden önce mutlaka ama mutlaka çözmen gereken sorulardan bunlar. Benim sana işaretlediğim soruları mutlaka sınava girmeden önce bir tekrar et be güzel kardeşim tamam mı? Anladın sen mevzuyu. Şimdi gençler Hazırsanız testimize geçeceğiz. Videoyu beğendiyseniz ve kanala da abone olduysanız buyurun geçelim dersimize. Hadi bakalım. Evet artık sorumuz karşımızda arkadaşlar. Ve bu soruyu çok ama çok dikkatli dinle. Bir hastanenin hastalarına verdiği sıra numarası sistemi aşağıda gösterilmiştir deniliyor bize. Sıra numaramız arkadaşlar bu şekilde 6 haneli oluyormuş. ABC yani şu ilk 3 kısım poliklinik koduyken son üçlü kısım da hasta sıra numarasıymış aslına bakarsanız. Yani bu hastanedeki muayene sistemi ile ilgili de aşağıdaki bilgiler verilmiş bize. Deniliyor ki dahiliye poliklinik kodu 048'dir. KBB de 060'dır. Şimdi dahiliye var. Hemen not alalım. Dahiliyemiz bir de sevgili arkadaşlarım KBB var. Kulak, burun, boğaz. Şimdi dahiliyenin kodu 048'miş. Şu şekilde. Yani burada da poliklinik kodu diyor ya. Demek ki dahiliyeden sıralanların numarasının başında 048 yazıyor. Ve KBB'ninki de 060. Hemen şu şekilde yazdım. Dahiliye ve KBB polikliniğinde ilk hastaya verilen numara 001'dir. Ve kayıt yaptıran her yeni hasta içinde sıra sayısı bir artmakta. Yani birer birer numara veriyor. Yani bir ardılın olacak şekilde. Mesela sen aldın e, hasta sıra numaran 0.48'si ben senden sonra aldıysam 0.49'umdur bende. Dahiliyede bir hastanın muayenesi 6 dakika sürmekte. Şimdi burada bir hasta 6 dakikada muayene ediliyor ve KBB'de bir hastanın muayenesi 5 dakika sürüyormuş. Hemen bunu not aldık. Daha sonrasında iki poliklinikte de muayene aynı saatte başlamakta ve hiç ara vermeden devam etmektedir bir hastan bir hastaneye kayıt yaptıran Şengül ve Ekrem'e sırasıyla 0.48.0.34 şimdi 0.48.0.34 dahili oluyor değil mi? Şurası ve bu numarayı kim almış? Şengül almış. Güzel. Şimdi bunu not ettik. Diyor ki Ekrem'e de 060 047 numarası verilmiş. 060 0.47 numarası verilmiş. Ekrem de demek ki KBB'den sıra almış diyeceğiz. Buna göre Şengül muayeneden çıktığında Ekrem'in muayeneye girmesine kaç dakika vardır diye soruluyor. Şimdi bunlar sevgili arkadaşlarım e, gitmişler ve sıra numarasını almışlar. S sıra numarasını aldıklarında birininki 0.34 öteki 0.47 görülüyor. İşte şöyle diyeceğim o zaman ben. Şengül e, İlk muayeneden kaç dakika sonra muayenesi bitmiş olur? Şimdi ilk muayene zaten 001'di. Ve 34 numara sonra Şengül'ün muayenesi bitmiş demektir. O halde ben ne diyeceğim? 34 çarpı her muayene 6 dakika sürdüğü için 6 diyeceğim. Bu da bana 204'ün ta kendisini verecek. Yani ilk muayene başladığında andan itibaren 204 dakika sonra Şengül'ün muayenesi bitmiş olur. Şimdi gelelim Ekrem'e. Şengül'ün muayenesi 204. dakikada bitiyor. Ekrem'e bakalım. Şimdi Ekrem'in diyor Şengül muayeneden çıktığında yani 204. dakikadan bahsediyor. Ekrem'in muayeneye girmesine kaç dakika vardır? Şimdi Ekrem'in muayeneye girmesi için bundan önceki yani Ekrem'den önce 46. sıradaki kişinin muayenesinin tam anlamıyla bitmiş olması gerekiyor. O halde ben 47'yi değil 46'yı neyle çarpacağım? 5 ile çarpacağım. 46 çarpı 5 de bana zaten 230'u verir. Yani 230. dakikada Ekrem içeri giriş yapacak. 204. dakikada da Şengül dışarı tam adımını attı çıktı yani. O zaman kaç dakika sonra gerçekleşir? Tabii ki 24 dakika sonra gerçekleşir. O halde cevabımız da pardon yanlış söyledim. 26 çünkü 230'dan 204'ü çıkardım değil mi? 26 dakika sonra olur ve doğru cevabımız da tabii ki burada D şıkkıdır sevgili gençler. Evet, çok güzel bir soruydu ve not alman gereken sorulardan bir tanesi dedim. Lütfen dediğimi yap. Tamam? Şimdi devam edelim. Biz o halde ikinci sorumuzda. İkinci soruda şöyle biraz yaklaştırabiliriz. Bu soru diğerinden daha kısaymış. Şöyle yaklaşalım. Aşağıda verilen rulo şeklindeki bir kağıt havlunun koparılan her bir parçasının üzerinde 4 farklı renk vardır deniliyor. Bu rolünün tamamı şekilde gösterildiği gibi en uçtan itibaren sırasıyla sarı, mavi, kırmızı, turuncu, beyaz olacak şekilde bir düzen halinde devam etmekte. Buna göre 34. parçayı koparan Serap'ın kağıt havlu parçasında hangi renk yoktur diye sorulmuş bize. Şimdi bakın bu soru benim bu soruya benzer bir soru 40 soru serisi TYT matematik fasikülümde de vardı yani bu kitapta da vardı sevgili arkadaşlar. Şimdi neden bu soru bu kitapta da vardı? Şöyle ki gençler bu soru bizim için önemli ve çeldirici bakımından da aslında hain böyle tilki kurnazlığında bir çeldiricisi var. Neden tilki kurnazlığında diyorum biliyor musun? Çünkü şundan kaynaklı burada bize çaktırmadan çeldiriciyi veriyor. Yani çaktırmadan bize diyor ki bak diyor hadi bak sen bize yol gösteriyor. Yani bu yoldan git diyor. Ben o yoldan gitmesem daha kısa olacak ama. Ama diyor ki bu yoldan gitme diyor. Hani ne olur diyor bu yoldan gitsen. E gitmeyelim. Neden gidelim ki? O kurnazsa biz onun iki katı kurnazız, üç katı kurnazız. Neden olsun ki? Şimdi iyi dinle beni bak. Buradaki kurnazlık ne biliyor musun? Burada sana renkleri vermesi çok büyük kurnazlık. Renkleri veriyor, şeklini de çizmiş. O halde diyor kağıt, havlu, parçalarının tamam mı üzerindeki renkleri düşün diyor. Ya düşünme. Sen burada yapman gereken şey bu her bir parçanın üzerinde olmayan rengi düşünmek. Kurnazız değil mi biz? Kurnaz olduğumuz için bunu yapacağız. Olmayan renkleri düşüneceğiz. Mesela birinci parçada birinci parça diyelim. Şöyle birinci parçamızda hangi renk yok? Beyaz yok. Değil mi? Devam. Şimdi ikinci parçada hangi renk yok? İkinci parçamızda ise bak beyaz, sarı, mavi, kırmızı, turuncu yok. Tamam, turuncuyu da yazdım. Şimdi dikkat et, bak beyaz yok dedim, turuncu yok, e, kırmızı olmayacak o zaman. Bir sonrakinde mavi olmayacak, bir sonrakinde sarı olmayacak. O zaman üçüncü parçada kesinlikle kırmızı yok. Daha sonrasında dördüncü parçamızda ne yok, mavi yok. Ve beşinci parçamızda da hangisi olmayacak, sarı olmayacak ve altıncı parça neyle devam edecek? yine beyaz olmayacak. Tamam yani burada ben 5'te 1 tekrar mevzusunu görebiliyorum. 5'te 1 tekrar mevzusunu gördükten sonra gerisi kolay çünkü bana 34. parçayı sormuştu. Ben o zaman 5'te 1 tekrarım varsa 34'ü 4'e bölerim. Kalanın 34'ü 5'e bölerim. Çünkü 5'te 1 tekrar ediyorduk değil mi? 34'ü ben gittim 5'e böldüm. Kalanın 4 olması gerektiğini öğrendim. Demek ki diyorum ki 34. parçada olmayan renk de 4. parçada olmayan renk aynıdır. Hangi renk yoktur diye sorulmuştu zaten. 4. de mavi yoktu. Demek ki 34. de de mavi olmayacak arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Devam edelim 3. soruyla. Ne demiştim? 3. soruya da dikkat et demiştim. Buna da lütfen bir not al güzelce. Tamam mı? Diyor ki soruyu sığdırdık. Şıklar önemli değişimlilik. Aşağıdaki tabloda 2020 yılının başında aynı nüfusa sahip olan A, B, C ve D şehirlerinden 2020 yılının sonunda diğer şehirlere göç eden insan sayısının bu şehirlere diğer şehirlerden göç eden insan sayısının ve bu şehirlerde doğan ve ölen insan sayılarının 2020 yılının başındaki nüfuslarına göre yüzdeleri gösterilmiş deniliyor. Ne kadar uzun değil mi? Aslında tabloyu bakınca her şey anlaşılıyor. ÖSYM'de de karşına bu şekilde çıkacak. Burada ÖSYM uzun uzun bilgiyi vermek zorunda arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer o bilgiyi vermese tabloyu herkes aynı biçimde yorumlamak zorunda değil. Tabloyu burada açıklamak zorunda. Ama sen öğrenciler genel itibariyle tablodan daha iyi anlar. Tamam yani tabloyu okuduğunda daha iyi anlayacaksın zaten. Dolayısıyla a dur ben bir dakika dur burada ben bir şey anlamadım. Tekrar başa döneyim okuyayım tekrar başa döneyim okuyayım. Böyle şeyler istemiyoruz. Tamam Aldın sınav takdiri cebine koydun şimdi devam ediyorum. Diyor ki bana Mesela bu şehirlerden diğer şehirlere göç edenler A %8'i başka şehre gitmiş. %6'sı da gelmiş ama başka şehirden A'ya gelmiş gibi. Veya A şehrinde %18 yani şehrin başındaki nüfusa göre %18 doğan nüfus arttırmış arkadaşlar nüfusu. %14'te ölüm nüfusu var. Şimdi buna göre 2020 yılının sonunda şu 3 tanesinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle bir düşüncemiz olsun bizim. Bak iyi dinle. A şehrine A şehir şehrinden başka şehre göç edenler %8'miş. E başka şehirden A'ya gelenler de %6'sını oluşturuyormuş. O zaman şu negatiftir. Bu pozitif bir etki yaratır. Doğanlar pozitif ve ölenler de negatif bir etki yaratır. Allah rahmet eylesin. Şu ikisinin toplamı eksi 2. Şu ikisinin toplamı 4. Toplarsam %6 oranında bir pozitiflik var burada. Doğru mudur? Doğrudur. E devam. Pardon özür dilerim. Eksi 2 artı 4 ne yapar? Yüzde 2 mi yapar? Bir daha bakalım. Artı 4 dedim. Eksi 2 dedim. Aynen. E e eksi artı 2. Güzel. Artı 2'lik bir durum var burada. Buraya bakıyorum. Şurası eksiydi Eksi 10 artı 11. E artı 1'i verir bana. 16'dan 8'i çıkardım. 8 bir daha 9 yaptı. Artı 9'luk bir etki var burada. C e B'de. C'ye bakıyorum. Eksi 4 artı 7 daha artı 3 yapar. 20'den 18'de çıkardım 2 yaptı. Artı 5'lik bir etki var burada. Buraya bakıyoruz. 3'ten 2'yi çıkardım artı 1. Pardon 3 eksi 3 artı 2'den eksi 1. Ve burası da bak bu eksi bu artıydı dikkat et. Eksi 5 de buradan var eksi 6. Hmm. yani bir tek azalan D var o zaman değil mi? Peki devam ne diyor? Nüfusu en çok artan şehir B'dir diyor. B'ye bakıyoruz artı 9'luk bir etki vardı. Demek ki doğru. Nüfus sadece D şehrinde azalma göstermiştir deniliyor. Evet o da doğru. C şehrinin nüfusu 1 bölü 20 oranında artmıştır diyor. Şimdi şuralar yüzdeydi değil mi? E, yüzde 5 demek ne demek? Ben bu yüzde 5'i şöyle yazarım bak. Yüzde 5. E, bu da nedir? 1 bölü 20'nin ta kendisidir zaten. Demek ki bu da doğru. O halde doğru cevabımız ne olacakmış bizim? Genelde 1, 2, 3 E'de olur ama sen ona kanma tamam mı? Direkt atlama oralara. Ben E'ye verdim ama sen yine de atlama ÖSYM'de. Evet cevabımız E olacaktı. Devam ediyorum bir diğer sorunla. Yine bu soruya da dikkat edin demiştim. Hatırlarsınız videonun başında. Bir bankada kullanılan numaratör gişe işlemleri kısmında banka müşterilerine sıra numarası olarak ardışık çift sayılar vermekte. Aşağıda iki müşteriye ait sıra numaralarını gösteren fişler verilmiş. Sıra numarası x artı 16 ve buradaki sıra numarası da 2x artı 8 olarak belirlenmiş. Diyor ki bekleyen kişi sayısı 8 e burada da 8. Demek ki bunlar farklı zaman aralıklarında fiş almışlar. Bu iki kişinin fişlerini aldıkları zaman aralığında 3 kişi gişede işlemlerini tamamlayıp gişeden ayrılmış. Şimdi şöyle ki bekleyen kişi sayısı 8 demiş ya. Tabi o sırada bu adam da fişini almış ve beklediği için demek ki bekleyen kişi sayısı olarak yani aldığı anda 8 kişi varsa demek ki bu adam 8. sırada. O halde bu adamın önünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var. X artı 16 burada. Tamam mı? Şimdi diyor ki 3 kişi diyor ayrıldı diyor. Şimdi 3 kişi gittiğine göre şunlar gitti işleri bitti. Bu adam artık 1, 2, 3, 4, 5. sıradadır diyebilirim mesela. Tamam, 5. sıradaymış gibi düşünelim. Bu adamın önünde 4 kişi var gibi düşünelim. 3 kişi halletmiş daha sonrasında bu almışsa diyelim. Şimdi daha sonrasında bu aldıysa önünde bekleyen kişi sayısı 8 ise 6, 7, 8 olabilir. Yani 2 kişi burada var bu da 2x artı 8 olabilir. Şimdi bu adamlara çift sıra numaraları veriliyor. Çift sayı olan sıra numaraları veriliyor. O halde ben diyeceğim ki buna 2 eklersem 2 daha eklersem 2 daha eklersem yani toplamda 6 eklersem bak artı 2 ekledim 2 ekledim 2 ekledim toplamda 6 ekledim yani x artı 22 eşittir 2x artı 8 olabilir. Böylelikle x eşittir 22'den 8'i çıkardım 14 olabilir. Ya da tam tersi de olabilir. Bakın x artı 16 burası değil de burası 2x artı 8 olabilirdi. Burası da sevgili arkadaşlarım x artı 16 olabilirdi. Bu sefer 6 eklersem buna x artı 16'yı verebilirdi. Hadi onu da yapalım. 2x artı 8'e 6 ekledim 14 geldi. Eşittir x artı 16 dedim x'i bu tarafa 14'ü diğer tarafa attım x eşittir 2 geldi. Bakın x 2 de olabiliyormuş. E 14 de olabiliyordu. Ne demiş x'in alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş değil mi? O halde x'in alabileceği değerlerin toplamı d seçeneğinin ta kendisi olur sevgili gençler. Doğru cevabımız 16 olacaktı. Ve dedim ya devam ediyorum 5. sorumla. 5. soru güzel bir soru aslında. Ama ee, daha çok MSU'ye uygun bir soru. TYT değil ama yine de karşınıza çıkma ihtimali ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda karşınıza çıkma ihtimali var. Ama dediğim gibi daha çok MSÜ'ye uyumlu. Yani TYT'de böyle bir soru gelir mi? TYT'de böyle bir soru gelirse biraz basit bir basit kaçmış olur TYT'ye. Ama MSÜ'de karşınıza bu tarz sorular sıkça gelecek haberiniz olsun. Aşı geliştirmek için çalışma yapılan bir laboratuvarda A, B ve C aşıları ampullerde saklanmakta. İki ampul A aşısı 2 ampul B ve 1 ampul C aşısı kullanılarak şekil 1'deki enjektör oluşturuluyor. Şimdi 2 ampul A artı 2 tane B ve 1 tane de C ampullü kullanılarak şekil 1 oluşturuluyor ve şekil 1 de şöyle 20 ile 30 arası büyüteçle gösterilmiş bak burada. 20 ile 30 arası 1 2 3 4 5 eşit parçaya ayrılmış. O 5 parça 10 birimse o zaman burada 3 parçası dolu. Yani 6 birimi dolu. Demek ki burası ne olacakmış? 26. Bu cepte daha sonrasında şekil 2'ye bakıyorum. Şekil 2 içinde burada başka bilgiler vermiş. Diyor ki 4 tane ampul A, 3 ampul B ve 2 ampul de C aşısı. Hemen yapalım. 4 tane A, 3 tane B ve 2 tane C. Kullanılarak iki, şekil 2'deki aşı oluşturuluyor. Enjektör kullanılıyor. Peki bakıyoruz burada yine 5 eşit parçaya ayrılmış. Şurası 42'dir, şurası 44'tür. Yani bu da 44 olacak diyebiliriz. Bizden istenen şu. 2 ampul A, 1 ampul B ve 1 ampul C aşısı kullanılarak hazırlanan enjektördeki aşı miktarı kaç milimdir? Yani istenen şu 2 A artı B artı C isteniyor bizden. Bunu elde etmenin çok kolay bir yolu var. Alttakinden üsttekini çıkardığın takdirde zaten 4 A'dan 2 A çıktı 2 A. 3 B'den 2 B çıktı B ve 2 C'den C çıktı C diyebilirsin. Bunların da toplamı tabii ki 44'ten 26'yı çıkaracağız ve bu şekilde bulacağız. Tabii ki 18 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da E seçeneğidir diyebiliriz bu sorumuzun. Ve devam ediyorum. 62. 6 soruyu. 62 nereden geldi? Ha şurada sayfada 62 yazıyor. Özür dilerim. Ya Bu demek oluyor ki biz fasikülümüzde 62. sorumuzu çözüyoruz. Yani 62. problem sorusu. Ama çok keyifli güzel bir kamp oluyor. Ee, ben <laughs> inanılmaz keyif alıyorum. Şimdi mesela bazı öğrencilerin falan... Instagram'dan yazıyorlar veya YouTube'dan yorum atıyorlar veya bazı beni tanıyan öğrenciler var. Onlar da söylüyorlar hocam izlenmeleriniz düşük değil mi? Bu size motive, demotive etmiyor mu? Yani aslına bakarsan tabi izlenmeler çok fazla olmuş olsaydı şimdiden daha çok motive olabilirdim. Çünkü bazen böyle mesela video yayınlıyorum. İlk bir günde 800-900 izlenme falan oluyor. Yani çok şükür ya. Hani hangi hoca bir günde 800-900 kişiye hitap edebiliyor tabi yani. Bu YouTube'un verdiği bir şey ama eskiden daha fazlaydı izlenmeler. Yani bir günde böyle 5000 kişiye falan ulaşabiliyordum. Bu da beni motive ediyordu tabii ki. Ama ben şunu iyi biliyorum. Bu seriler daha sonrasında sevgili arkadaşlarım kıymeti bilinecek seriler. O yüzden hiç sıkıntı duymuyorum. Hani soran arkadaşlara da buradan cevap olsun. Ben mutluyum halimden çünkü e, en azından beni takip eden, bu kitabı alıp bana gönül verip e, bu derse gönül verip problemleri benimle beraber halledebileceğini düşünen öğrenciler var ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet, devam edelim. Devam edelim. Soru kaçmasın. Altıncı soru. Başlangıçta boyu 14 santim olan bir fidanın boyunda zamana bağlı olarak doğrusal bir artış gözlenmekte. Şimdi doğrusal bir artış gözleniyorsa demek ki gençler bu ne demek oluyor? Aslına bakarsanız ee, sabit bir şekilde artıyor. Yani aritmetik biçimde artıyor. Tamam Aritmetik bak. Şimdi 14 santimmiş başlangıçta. Burada 3 ayda 6 santim uzamış. Yani 3 ayda... 6 cm uzamış. Demek ki bir ayda ne kadar uzuyormuş? 2 cm uzuyormuş diyebilirim. E bu fidanın boyu dikildikten kaç ay sonra 38 cm olur diye soruyor. Bak dikildikten kaç ay sonra? E şimdi ben 14'ten 38'e geçmek istiyormuşum demek ki. Dikildiği an 14'tü çünkü. E ne kadar var? 24 cm. 24 cm uzaması için ne gerekiyor? Tabii ki. Yani bu, bunun iki katı bu bunun iki katıysa tabii ki 12 ay gerekiyor. O halde doğru cevabımızı tabii ki B şıkkı olur. Bakın çok basit bir soruydu. Ama çıkmadı mı? Çıkmış sorulara bir bakın hele. Ondan sonra gelin bana. Çıkmadı mı? Çıktı. Devam. Gençler 63. sorumuz fasiküldeki 7. sorumuzdayız bu testte. Yani son 2 sorumuz kaldı artık çözeceğimiz. Bazı telefonlarda kullanılan <laughs> harita uygulaması ile ilgili çok deli sorudur. Çok güzel sorudur. Yazarken de büyük keyif aldık. Gerçekten çok eğlenceli bir soru oldu. Dikkatli dinle. Tabii aşırı derecede dikkat gerektiren de bir soru. Bazı telefonlarda kullanılan harita uygulamasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu uygulama bir kişinin yürüyerek gideceği yere en kısa rotayı belirliyor. Zaten biliyorsunuz artık harita uygulamaları da hep bu şekilde çalışıyor. En kısa rotayı belirliyor. Başlangıçta kişinin hızının dakikada 60 metre olarak varsayıp gideceği yere varış süresini hesaplıyor. Yani diyor ki insanların ortalama hızı dakikada 60 metre. Yani bir saniyede bir metre hareket eden insanlar diyor. Bu makine, bu cihaz, bu uygulama. Ve başlangıçta gidilen mesafeyi de buna göre ölçüyor. Diyor ki sen 20 dakikada yürürsün demiş mesela. 1200 metrelik yolu 20 dakikada yürürsün sen demiş. Her 500 metrede ise kendini güncelliyor tabii ki. Yani böyle bir özellik de var. Güzel. Her 500 metrede son 500 metredeki o kişinin ortalama hızını bularak gideceği yere varış süresini tekrardan hesaplıyor. Yani mesela burada 1200 metreden 1.2 kilometre biliyorsunuz 1200 metre, 700 metre olduğu zaman kendini güncellemiş. 700 metreden 200 metreye düştüğü zaman yine kendini güncellemiş. Neye göre? Son 500 metredeki hızına göre hızını buluyor. Son 500 metredeki hızına göre de güncelliyor arkadaşlar. Gökçe. A noktasından B noktasına 17,5 dakikada vardığına göre Gökçe'nin son 200 metredeki ortalama hızı kaç dakikadır diye soruluyor. Kaç metredir özür dilerim. Şimdi şöyle ki şuradaki hızını 60 metre dakikada 60 metre olarak hesaplıyor ama şöyle bir durum söz konusu şöyle bir durum söz konusu şekil 2'deki görselde sen diyor 700 metreyi diyor 7 dakikada yürürsün diyor bunu neye dayanarak diyor Son 500 metrede yaptığı hıza dayanarak diyor. E şimdi ben 700 metreyi 7 dakikaya bölersem demek ki bu adamın hızı son 500 metrede 100 metre bölü dakikaymış derim. Yani şurada 100 ile hareket ediyor bu adam. Gökçe özür dilerim. Gökçe 100 ile hareket ediyor. E şimdi 100 ile hareket ediyorsa burayı kaç dakikada almıştır? E 500 metre yol gitmişti. E dakikada 100 metre hareket ediyordu. Demek ki burada 5 dakikasını harcamış cepte güzel. Şimdi geldim buraya. Buradaki hızını nasıl bulurum? Tabii ki bir sonraki görsele bakarım. Burada diyor ki son görselde bak diyor kardeşim diyor uygulama. Sen 200 metreyi 4 dakikada gidersin diyor. Neye dayanarak diyor? Son, e, en son hareket ettiği 500 metredeki hızına göre diyor. Şimdi 200 metreyi 4 dakikada alıyorsa demek ki 200 bölü 4'ten son 500 metredeki hızı da 50 metre bölü dakikadır derim. Demek ki burada 50 ile hareket etmiş. Ve burada kat ettiği mesafede yine 500 metreydi. Çünkü 700 metreden 200 metre 500 metredir. Ve ben 500 metreyi 50 metre bölü dakikayla alırsam burada da 10 dakikamı kaybederim. Toplam şu ana kadar 15 dakika harcadım bile. 15 dakika harcadım da toplam 17,5 dakikada varmışız. Demek ki son 200 metreyi son 200 metreyi 2,5 dakikada kat etmişiz. Bana da zaten son 200 metredeki ortalama hızı soruluyor. Bunu nasıl bulurum? Tabii ki 200'ü artık 2.5'a bölerim. 200'ü 2.5'a böleceksek eğer ben bunu 200 bölü 5 bölü 2 biçiminde bölerim. Ters çevirip çarptığımda 400 bölü 5 gelir. Bu da bana 80'in ta kendisini verir. Demek ki 80 metre bir dakika benim cevabım olacaktı diyebilirim. Çakarım D Çok ama çok güzel bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Dilim döndüğünce sana detaylı anlatmaya çalıştım. Çok orijinal ve çok güzel bir soru. Lütfen bu soruyu kaydet. Sınavdan önce işine yarayacak. Devam edelim. 64. sorumuz fasikülümüzdeki yani 8. testin 8. sorusu arkadaşlar. Polat kendisine verilen ipi önce düzenli bir şekilde katlıyor ve daha sonra tam ortasından hop kesiyor. Örnek olarak da burada 4 kez katlanmış bir ipi şuradan kestiğini göstermiş ve bu ipte 1 şurası 2 3 4 5 ve 6 tane parça oluşmuş. Polat ipi şekildeki gibi 4 kere katlayıp keserse ip 6 parça ayırmış oluyor. Ve Polat aynı ipi en kez katlayıp 45 parça ayırmış. Hmm en kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O noktada bunun katlama sayısının tekliyle çiftliyle alakalı fakat hiçbir şey fark etmeyeceğini de görmemiz gerekiyor. Bunu fark etmek gerekiyor. Şimdi mesela... Dördüncü katlama oluşmuş olmasaydı, yani şuradan itibaren bu görsel olmasaydı, buraya bakalım. Bir, bak şurası ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça, beşinci parça olacaktı. Şimdi dört katlamada altı parça oluştu, e üç katlamada da beş parça oluşuyor. O zaman iki katlamada da dört parça oluşacaktı. Yani ne kadar katladıysak iki fazlası parça sayısı oluyor. E kaç tane parça var burada? E 45 parça yok mu? O zaman 43 kez katlanmış olmalı ki 45 tane parça oluşmuş canım tamam mı? Yani cevabımız C şıkkı olacaktı sevgili gençler. Evet, artık testimizin sonuna geldik. Yine yaklaşık 25 dakikalık bir video oldu. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sonraki videomuzda artık 9. testimizi çözeceğiz. O teste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.